Merhaba Emel. Selam Zeki, merhaba. Nasılsın? Gayet iyiyim, sen nasılsın? Unutmadan sorayım, sonradan da yok sorduydun, <laughs> sormadıydın falan. Polemik <laughs> konusu oluyor. İyiyim, sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. İşte bir cumartesi akşamı daha ee, çekim yapıyoruz, ne olsun. Evet. <laughs> Birçok şeyde meslek grubunda vardır ama herhalde en ne diyeyim e, sıkı kuralları olan pilotlardır herhalde. Uçuştan önce onların bir checklistleri var. E, ve oradan her şeyi kontrol ediyorlar. Ben, biz de kayıt öncesi bir yazılı olmayan checklistimiz var. Karşılıklı Tabii. soruyoruz. Kaydı başlattın mı? Bluetooth'un <laughs> kapalı mı? Efendim. <laughs> Sütçü geçti şimdi mi? Ezan okundu mu? <laughs> Mikrofon yakanda mı falan? Mikrofon ağzım. kulağında mı yoksa burnuna mı sokmaya çalışıyorsun? <laughs> <laughs> Ay, çok iyi. Her şey tamam tamam tamamsa devam. Evet her şey tamam çok şükür her şey çok tamam. Evet nasıl geçti nasıl bir hafta geçirdin? Nasıl bir hafta geçirdim Ankara'dayım. Ee, Hı -hı. Ankara'da olunca biraz daha Hı -hı. E, az yoğunluklu ve tembel oluyor. Hı -hı. E, birkaç telefon görüşmeleri e, bir mali müşavirim var Veli Bey sağ olsun onunla sohbeti severim Hı -hı. böyle e, hep. Memleket meseleleri daha çok da tarih konuşuruz, O tarihe ve köken köklere çok meraklı, çok Aa. da çok da bilgili. Şey derim hep böyle kendi kendime, şu milyoner yarışması da katılırsam kesin telefondaki e, lerden birisi veli olur. Ya. Evet. Neden katılmıyorsun? Bilmem hiç düşünmedim bile. Ben oraya başvurdum biliyor musun? 86 Aa, yıl önce. Tabi tabe. Sonra baktım aramıyorlar. Başvurumu yeniledim. Başvurumu yeniledim. Başvurumu yeniledim. En son geçen sene bir aramışlardı WhatsApp'tan. Yazdılardan doğruyu. Düş yakamızdan diye mi? <laughs> Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Yok, şey dediler. işte hani başvurunuz kabul edildi. Bize işte bir iki dakikalık kendinizi anlatan bir video çekin ve yollayın dediler. Ben de güzelce hazırlandım. Bir tane video çektim, yolladım. Bekliyorum hala beni arayacaklar diye. Vid video gör videoyu görünce kara listeyi Vazge alın asla çağrılmayacaklar listesine. <laughs> Vazgeçti çok güldü falan diye böyle. Hani çok samimi çekmiştim böyle hani böyle ağız falan kırarlar ya böyle rr rr konuşurlar. Hani normal kendim gibi büyük ihtimalle ondan kaybettim ben. <laughs> Bekliyorum bakalım. Ben de e, arayacak kişilerden biri de sensin bu arada. Listemde. Ha de. tamam. Hı -hı. <laughs> Artık şey... 8 kişiyi ben dizerim oraya. Herkes Google'ın başında ha, sorulduğunda hemen çıkış yapıp <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> hadi bakalım. Eğlenceli. Oraya tabii bir iddia sahibi olarak gitmek değil. Eğlenmek için gitmek gerekiyor. Aynen. Tabii o, o kapıyı nice profesörler, nice Harvard mezunları. ikinci e, İkinci soruda birinci soruda eğlendi. E, o bir hani orada eğlenmek bile bir rezil olmak değil. Yok sonuçta. değil. Anı. Önemli olan anı biriktirmek. Hani Evet, konuşuyoruz evet, tamam. ara ara kendi aramızda da ne kadar çok anı biriktirirsek e, iyice yaş alınca hiçbir şey yapamayacağımız için o anılarla yaşayacağız dolayısıyla <gülüyor> <gülüyor> ne kadar çok anı biriktirirsek o kadar iyi. Peki bugün ne konuşacağız? Bugün e, bizim bir dinleyicimiz Ali Özdin Merhaba Ali. E, o dedi ki ya hocam dedi fırsat maliyetini konuşur musunuz dedi. Af buyur. ...af buyur dedim ben de. Sonra <laughs> dedim ki... ...fırsat maliyeti... ...aa İngilizcesi... ...opportunity cost. Bak, Tabii. bak bak bak. Oradan dang etti. Çünkü ben biliyorsun iktisat mezunuyum. <laughs> Tane, bildiğim ender kavramlardan... <laughs> ...bir tanesi... ...makro ekonomi dersinde <gülüyor> geçmişti. <gülüyor> ee, şey, e, Woody Allen mı... Anna Karenina'yı okumuş galiba da nasıl buldunuz falan diyor. Sanıyorum olay Rusya'da geçiyor. Ha, aynen. <laughs> Bin sayfalı kitaptan. Sen de o kadar okudun iktisat. Galiba Opportunity Cost. Galiba yani tam olarak emin değilim ama işte makro ekonomi, mikro ekonomi, Adam Smith. Biliyorsun iktisatın babası. Bizim adam evet. Evet opportunity cost. Hani bu fırsat maliyeti. Böyle 3-5 kavram biliyorum bu kadar. <laughs> Başka bir şey yok yani. Hmm. <laughs> Havalı kavramları. Şuradan 7 <laughs> kere 8 desem düşüneceksin 500 kere. estağfurullah 62 onu biliyorum falan diyormuş. <laughs> 45 olduğunu ben de biliyorum. <laughs> evet. Peki fırsat maliyeti. Evet. Fırsat maliyeti. Öyleyse bir... E, bir e, ekonomist, o iktisatçı olarak önden ilerle de ben de seni takip edeyim. Evet efendim. Asıl e, şu tabii hani iktisadi anlamda biz bunu hayata nasıl yansıtırızı konuşalım dedik. Hmm. Şimdi iktisatta şöyle bir malın üretimini bir birim daha arttırmak için başka hmm. bir malın üretiminden vazgeçmek, ondan feragat hmm. etmek. Fırsat maliyeti bu tercihini öte tercihini birinden yana kullandığı evet, için evet tercihini birinden yana kullandığı için buna fırsat maliyeti deniyor kaçırmış oluyorsun çünkü belki o ürünü ürettiğin zaman senin üretmeyi seçtiğin üründen daha fazla getiri sağlayacak ama onu göze alıyorsun ve buna bir fırsat maliyeti adı veriyorsun. İktisattı bize öğrettikleri bu inşallah doğru hatırlıyorum diyor. <laughs> Ondan da emin değilim ama. Tabi sen bunu konuşalım deyince benim hemen aklıma hani fırsat maliyeti ya da kaçırdığımız fırsatlar falan diye Hı -hı. ben Refika ile evlenerek kim bilir kaç tane fırsat kaçırdım ya. diye hemen o geldi aklıma. Çok fena. <laughs> benim zeka fazla farklı mı çalışıyor tam anlayamadım hani <laughs> İktisatçı gibi çalışmadık kesin. De. Ey, ben de önüme çıkan fırsatları şu anda hala hazırda elimle geri ittiğim için acaba ben neler kaçırıyorum? <gülüyor> <gülüyor> ha, birimiz evlendiği Beyaz için, birimiz evlenmediğimiz için neler kaçırıyoruz kim bilir? Ya tabii ki şimdi değişik bir konu. Hani çok da teşekkür ediyorum buradan Aliye. Güzel bir konu. Evet. Beni bayağı bir düşündürdü. Bilmiyorum seni de düşündürdü mü? Ben ben de düşündüm. Hatta birkaç hafta önce bunu mu ıı, kaydetsek, başka bir şey mi diye konuşurken bunu ıı, fırsat maliyeti olarak kaçırdığımız bölümü atmıştık. <gülüyor> <gülüyor> o zaman da biraz ıı, düşünmüştüm ıı, neler olabilir diye. Bugün de biraz düşündüm. Tabii ki sadece ekonomiye indirgemek, Tabii. Iı, belki te terimi hafifletmek demek ekonomiyle sınırlı bir şey değil. Değil, değil. işte bunu hani... Iı, Madem e, hani ben iktisat kısmından anlattım anlamını, sen de hayatımızdaki fırsat maliyetine onu bir anlat. E, şöyle hemen aklıma geliyor, hani nasıl ekonomide ya da endüstride yatırım için işte bir şey üretmek için bir takım donanım alıyorsun, ekipman alıyorsun, yazılım alıyorsun vesaire hmm. ya. Aynı şey bizim kariyer anlamında da geleceğe hazırlanmak bakımından şimdi üniversiteyi bitirdim diyelim ki ben hemen iş arama sürecine geçip meslek hayatına bir an evvel girebilirim ve neyse o maaşımı almaya başlayabilirim. Ama belki bir yıl, bir buçuk yıl, iki yıl bir yüksek lisans yaparak daha donanımlı olarak girebilirim ya da kariyer hayatında daha hızlı ilerleyebilirim. Dolayısıyla da iş hayatına girerek yüksek lisansı yapmamak ya da tam tersi yüksek lisansa başlayarak bir an evvel kariyer hayatına girmemek bir tür fırsat maliyeti oluyor bence. Evet. Ne dersin? Çok doğru söylüyorsun. Bu şey gibi hani bir fırsatı onu seçmediğin zamanki yaşadığın kayıp. Evet. Yani iki tercihten birini seçtiğinde evet. ikisi arasındaki fark aslında fırsat maliyeti. Evet. Benim aklıma mesela bunu ben hemen düşündükçe ilk düşündüğümde şey gelmişti bu mesela sen şimdi okul dedin bazen de ben de oradan yürüyeyim... biz biliyorsun İngilizce Türkçe bölümler de çekiyoruz mesela İngilizce öğrenmemeni seçmenin maliyeti yüksek çünkü neden İngilizce öğrensen daha iyi bir iş bulabilirsin, daha iyi ortamlara girebilirsin gibi yani çok fazla artısı var. Ama sen öğrenmemeyi... Seçeneklerin artar, seçenek, yurt içi yurt dışı seçeneklerin artar. Tabii ki, artar. sen öğrenmemeyi tercih ederek, o seçimi yaparak çok şey kaçırmış oluyorsun. O da işte fırsat maliyeti deniyor. Ama işte kafelerde kızlar bekliyor, sen de burada e, subject, verb, object falan diye şeyler sıralıyorsun. <laughs> Global bir <laughs> dil konuşmakta ya yani evrensel. Evrensel değil mi global? Evrensel. Ha, evrensel bir e, dil. O oh, hayır evrensel universal. Bir dakika. Global ne? Tamam. Global e, dünya çapında. Ha, dünya. Evrensel belki Marslılarla da iletişim kurabiliyorsun. <laughs> <değil mi>? Çünkü <laughs> tabii çünkü onlar da herde <laughs> ha o universal evet biraz hiç sevmediğim kadar İngilizce Türkçe karışık bir bölüm oldu plus. Fazla fazla konuştuk hakikaten <laughs> çok da bu kadar hassas olmamıza rağmen böyle bir de ipin ucunu kaçırsak kim bilir ne olacak. <laughs> Yok yani şimdi opportunity cost falan dedim ya o tetikledi tabii biz de hemen aralara sokuşturduk. Ee, ne diyorduk konu neydi? <laughs> Bak şimdi bu konuşmayı yaparak seninle bu bize bir yabancı dedi. Yabancı, <laughs> yabancı dil Yabancı evet. dil öğrenmeyerek bir fır bu senin öğrenmemek bir fırsat maliyeti oluyor sana. Evet. Evet doğru. Hı -hı. Doğru. Ya da e, kanepeye uzanıp gö göbeği de hafif kaşıyarak Hı -hı. televizyon ya da dizi seyretmek yerine evet. spor yapmak ya da bir kitap okumak. Hı -hı. Evet. İkisi arasındaki fark da bir tür fırsat maliyeti. Kesinlikle katılıyorum. Birini diğerine tercih ediyorsun. Tabii ki. Belki kitap okusan, hani bir kitap okudum hayatım değişti. Ben bazen gerçekten herhangi bir kitaptaki ya da okuduğum bir yerdeki bir cümle beni böyle günlerce düşündürmüş doğru. ve gerçekten yolumu döndürmüştür. Evet, doğru, çok doğru. doğru. Ee, peki şey şey açısından da biraz düşündüm hani ama aklıma bir şey gelmedi dedim nasıl olsa Zeki çok zeki o yüzden bana yardımcı olur. Peki. Ver coşkuyu. <laughs> Peki bu fırsat maliyetlerini en asgariye indirmek için neler yapabiliriz diye bir soru Hı. sorup seni bir sıkıştırayım. Tamam. Ee, hızlı ve erken karar vermemek olabilir ilk aklıma gelen. Hı -hı. O Süpermiş tamam hemen yapayım hı hı. aslında biraz düşünseydin evet. e, belki de bir başka seçeneği aklına gelmeyen e, ya da çok üzerinde düşünmediğim bir seçeneği seçecektim ve oradan daha iyi şeyler elde edecektim bu para olur sağlık olur hı hı. E, ne bileyim güzel bir hobi olur vesaire hı hı. E, hızlı ve erken e, karar vermek bunun önündeki bir engel olabilir diye düşündüm. E ha vermek ha ben vermemek anladım. Tamam vermek. Yok, vermek, evet, hızlı... anlık, karar evet, vermek. anlık karar vermek. Evet, anlık karar vermek. İkincisi hı. danışman olduğum hı. için buradan hemen bir araya reklam katayım. Tabii ki. Danışalım hani danişment Aha. ya bunlar. <laughs> bir bilene danışalım ya da bu konuda bir bilgisi olduğunu düşündüğünüz Bravo. kişiye bir bir danışalım. Hani istişare denir. Hı hı. Bir bir o da bir fikrini söylesin. Çokça sen de karşılaşmışsındır, ben de evet. karşı. Aa ya ben o işin oyanını düşünmemiştim ya tabii. çok iyi falan tabii. diyorum mesela. Tabii. Kendi kendime olsa Hı -hı. E, kartop etkisi gibi dönüp duracağım. E, tabii bilmiyorsun çünkü evet benim de aklıma gelen sen konuşurken şimdi o diyor tecrübesi olan birisine danışmak. Hani bu konuyu evet. tecrübe etmiş e, evet. veya dediğin gibi bir e, hem tecrübe etmiş bir konunun uzmanı olabilir veya görüşlerine çok güvendiğin bir büyüğün olabilir. E, o da olabilir başka Bir üçüncüsü hı. de, bir üçüncüsü hı hı. de. Birinci e, söylediğime ters bir şey söyleyeceğim. Hı. Çok fazla hesap kitap yapıp geç karar vermek ya da verememek. Evet. Müşkül pesentler. Evet. Acaba şimdi müşkül pesent dedin ya o müşkül pesent kelimesini acaba mükemmelliyetçiler ile mi değiştirsek aynı şey mi? Çok ince bir çizgi var. Ya da mükemmeliyetçiliğin sonu müşkül pesentliğe varıyor. Hı. Anladım. E, müşkül pesant kararsız artık. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam, onu mu yapsam bunu mu Ama mükemmeliyetçi e, hazırlık ve karar verme süreci uzun sürüyor. Hı -hı. Çünkü çok fazla detaya bakıyor Hı -hı. ama sorunda karar veriyor. Çünkü Hı -hı. emin oluyor artık. Ha, anladım. Peki. Tamam. Ben müşkül pesant. Orada böyle bir Hı -hı. müşkül pesant. Tamam. E, burada hatta bir arkadaşım bahsetmişti. Onun bir arkadaşının araba alma süreci dört yıl sürmüş. <laughs> Oho. 4 yıl. Arabalar o zaman uçmaya hani şey, başladı. <laughs> <laughs> Şimdi arabaların sileceklerinin ön camı silme yüzdesini hesaplatıyormuş. Ay. Falan Falanca modeller yüzde seksen üçünü siliyormuş ön camın. Bilmem ne model yüzde seksen yedi hafif köşeleri de böyle siliyormuş. aa. Rengin solma süresini hesaplatıyormuş. Kırmızı renk şu kadar yılda soluyormuş. Gri renk bu kadar yılda soluyormuş. Aa, ay. Fren mesafesi, yakıt tüketimi, ikinci el fiyatı falan dört yıl. <laughs> Eminim hani sonunda evet mükemmel buldum diyor. Gidiyor galeriye ya da bayiye üretimden kalktı. kalktı o. O. <laughs> Geç, geçen yılın modeliydi o diyor. <laughs> Ve hala bekarmış tabii evet, ki. Şimdi tam onu soracaktım. Hala bekar mı diye. Üzümün sapı, incirin çöpü değilse bile Hı. o sebzelerden birisi. Evet. Hayır yok. Armudun sapı, <laughs> üzümün çöpü, masum söyledi. Ha öyle mi olacaktı? Bir evet. daha söyle. Armudun ne? sapı, üzümün çöpü. Ne, ne yapacakmışım? <laughs> Neyin çöpü? <laughs> ne? Söyle. Kirazın sapı, kestanenin fark ettin şimdi işte? Meyveler, sebzeler havada uçuştu. <laughs> havada uçuşuyor. Hani evleneceğim bir kişiyi mutlaka bir beğenirsin, diyelim umuyorum, aşık olursun. Biraz da araştırırsın da. Tabii. E, halasının çocuğunun geçirdiği hastalıkları sormazsın yani. değil mi? Acaba genetik olarak oradan da buna geçmiş, bizim Tabii. de çocuğumuza geçer mi dersen? <laughs> <laughs> Fırsat maliyeti değil orada bir dayak maliyeti olur. <laughs> Temiz bir dayak yersin. Evet. Bu üç şey aklıma geldi. Vay hemen. Hızlı karar vermek. Hadi ah anında mı geldi bunlar Zeki? Seni gerçekten tebrik ediyorum. Evet. E, Zeki dedim bir şey dedin bari <laughs> İslam'ın hakkını <laughs> verin Ga Gaz, Gaza gaz, gaz benzin fiyatları da arttı. <laughs> Artışla. 20 lira. <laughs> Düz hesap artık ya 20 lira. Peki iktisat dışında senin aklına gelen başka bir şey var mı? Tamam adın zeki değil ama bir emelim vardır yani. Bir emelim var ya şöyle bir şey e, olabilir. şimdi Senin evinde e, var ya bir emelim var ya. Evet bir emelim var bir arzum bir isteğim. <laughs> e, <laughs> Selinle mesela hani bütün e, boş vakitlerimi diyeyim kaynaklarımı diyeyim sevgimi her şeyimi. Seline aktardığım için aslında bir bakıma şöyle düşündüğümde kendime ne kadar da az zaman ayırıyorum mesela. Bu fırsat hı hı. bu kötü bir şey değil ama bu bir fırsat maliyeti. Bu ee, bir seçimin. Bu bir seçim. Ben hani seçmemişim yani kariyerin peşinde koşmadım hiçbir zaman illa böyle hırs yapmadım çocuğum olduktan sonra özellikle. Dolayısıyla bu bana bir fırsat maliyeti. Ha pişman mıyım? asla. Yine olsa yine aynı şekilde tercihimi yapardım ama sonuçta hani fırsat maliyetin kavramını konuştuğumuz için o benim için bir fırsat maliyeti kendime ayırmadığım vakit ondan feragat ediyorum evet. yani istediğim kadar çok ayırmadığım vakit öyle söyleyeyim yine ayırmaya çalışıyorum tabii ki ama önceliğim Selin Hanım. Bu çok hoş bir şey çünkü hem e Etik anlamda çok maşallah düzgün bir çocuk yetiştiriyorsun. Hem de çok şükür, sağ ol. E, bilgi anlamında, tahsil anlamında güzel Hı -hı. ilerliyor. E, yatırımın buraya. Evet. Umarım yatırımın geri dönüşü, bak bu da bir e, iktisadi tabir, iyi olur. Hani iyi bir üniversite. İyi, i̇yi demeyeyim de yani gene hani çok vasat olmayan, orta ve üst seviye bir üniversite kazanırsa bu sene inşallah çok mutlu olacağım. Evet. Yani benim aklıma başka gelmiyor ya çok var da Şimdi yerim dar. İki <laughs> e, iki tane atasözü aklıma geldi benim bir de. Hmm. Bir tanesi kaçan balık büyük olur. Kaçan balık büyük olur. Kaçırdığın balık manasında mı yoksa hani balık var kaçıyor bir şeyden kaçıyor? O manada değil değil mi? Kırmızı balık kaç kaç. Ha, o çok... ne ya? <laughs> ne yaptın? YouTube'dan video mu açtın? <laughs> Çocuklara yok, yemek yok. yedirirken koyarlar karşısına <laughs> kırmızı kaçan, balık. Kaçan balık büyük olur derken kaçırılan balık büyük olur mu acaba? Tabii tabii. Denmesi? Tutamadığın ha. hani ha, o tutamadın tane tutamadın oltaya değil, takıldı şimdi. tam çekiyordun kurtuldu Kaçtı, oltadan. Gitti. Ha, o, tamam. o artık ya zaten abartırsın yani avcılar ve <gülüyor> <tabii> <gülüyor> balıkçılar, canım, balıkçılar atar tabii. abartır ya. Bir balık bir bir görsen falan bir anlatır. Tabii. Bu ben tabii. E, şunu çağrıştırdı bende. Eee seçmediğin şey sana daha ya acaba o muydu hani evet. bunu seçmeyerek ya büyük bir fırsatımı kaçırdım diye içimizde kalıyor bir ukde hı hı. ben onu anlıyorum kaçan balık büyük olur hı hı. evet o ile çok fazla takılmamakta fayda var Bence de. <laughs> çünkü evet kaçtı gitti evet. artık kaçtı gitti e, günah sevabıyla yaptığın seçim artık senin seçimin bundan sonra ne yapabilirime bakmakta fayda var hemen bu atasözü çıkaran köyün karşı yamacındaki köyde bir anti atasözü çıkarmış. Ha, bir karşı atasözü çıkarmış. Karşı atasözü çıkarmış. Demiş ki ha. böyle balıkla olmaz bu işler. E. Demiş ki o da eldeki bir kuş, daldaki iki kuştan iyidir. Eldeki bir kuş. Evet. Bak bak bak. Bir, bak. bir de saydın ha. Tamam yukarı bakarak. Bir de saydım böyle. <gülüyor> eldeki <gülüyor> bir. Ha Bu elde var bir. <laughs> elde var bir. <laughs> Çarpı iki miydi? Böyle miydi? Bu ne kapatayım kuş muydu neydi falan? Kuş. <laughs> Hayır mantığını şöyle bir hemen düşündüm de e tabi... elindekini tutuyorsun ...kuşlar öbürde. bu, bu elde çıkıyor. yani elde var öteki e, tutup tutmayacağım belli değil. Kaçıracaksın. O belki daha kötü uzaktan iyi görünüyor falan. Hmm. O sebeple her zaman kaçan balığa bakmayalım. Eldeki kuşa evet. bakalım. Evet, eldeki. Sözde kuşun... biz ekonomi konuşacaktık. Sebzeler, <laughs> meyveler, hayvanlar. <laughs> Kuşlar, hayvanlar alemi. Börtü, böcek. Şimdi biz bu konuyu konuşarak daha önce belirlemiş olduğumuz konuyu konuşmayarak fırsat maliyeti <laughs> evet. Ali, Ali yaktın bizi Ali. <laughs> ee, şöyle bir şey. Bir de şunu söyleyeyim. Başka da söyleyecek bir şeyim yok bu konuda zaten. Hani konuştak da çok fazla bir şey yok. Örnekler verdik. Ee, i̇yi ki bu podcast yapmayı seçmişiz. Seçmeseydik fırsat maliyetimiz çok gerçi bilemezdik ama iyi ki seçmişiz. Ki o fırsat maliyetini aza indirmişiz. İyi ki seçmişiz. Bu kadar kişiyle diyalogumuz olmayacaktı. Bu kadar kişiyle e-posta e Instagram'dan yazışmalar olmayacaktı. Süper güzel mesajlar duymayacaktık. Evet. Çok ee, güzel arkadaşlıklar kurmayacaktık. Kurmayacaktık. Ve çok eğlenceli e geçiyor. Evet. Şu an e, televizyonda seyredebilirim, internette gezebilirim ya da evet. çıkarım yürüyüş yaparım. Ama şu, evet. bu kaydı yapıyorum cumartesi günü. Evet. E, ama bu çok güzel bir seçim. Evet. E, i̇yi ki hatta o günü hala hatırlıyorum gerçekten. Benim ofisteydik. Yuvarlak masanın etrafında. Evet. Ya neden olmasın falan. Hadi ismi ne olur. Hadi şuradan hemen evet. e, alan adı alalım. Evet. Evet. vesaire çok güzeldi orada evet. Özgül hemen bize bir şey cihazı önerdi bu kayıt yaptığımız mikrofonlarda mi? evet. evet evet çok hoştu evet. çok güzel İyi ki böyle bir şeyi yapmayı tercih ettik bunu evet. seçtik evet. <laughs> yapmamak Doğru. üzerine 200 bölüm 201 bölüm mü ne oldu ya süper bir şey 202 bu galiba bu 202 galiba belki 203 bilemedin 202 da 02 2022 2020 <laughs> Evet. İşte böyle benim başka hani söyleyecek bir şeyim yok bu konuda. Sadece şunu belki söyleyebilirim. Ee, lütfen arkadaşlar Zeki'nin söylemiş olduğu o üç tane şeye yani çok hızlı ve ani karar vermemek, e, bir danışana sormak. Hı hı. Öbürü neydi? Bir de çok. <laughs> bir, ha, de... bir de çok düşünmemek. <laughs> Keser misin burayı? Kes, kesmeyeceğim o bölümü. Bir de fısıldayarak Kes. söylüyor. Sanki kayıt bir yapılmıyor. Tamam. De... <laughs> Suflor. <laughs> <laughs> şey, üç neydi falan. <laughs> üç neydi? Kopya çekeyim. Çok hoşsun Emel ya. Ee, bir... <laughs> Sağ ol Sande. Ee, bir de çok fazla e, düşünmemek, böyle müşkül pesentlik yapmamak değil mi? Evet. evet. Hı -hı. E, bu hani keşkelerin az olduğu, ilkelerin çok olduğu de, diye bir konuşmuştuk ya. Evet, bu evet. E, seçmediğimiz e, tercih neyse ona Hı -hı. çok takılmamak gerekiyor. Nostalji yapmamak. Evet. Tüh keşke onu mu yapsaydım. Bak şöyle mi olsaydı? Bir sürü varsayımlar kurmamak. O e, bir bir tür girdap. Doğru, doğru. Ben Çünkü... bazen şey derim. E, yanlış karar vermem mi zamanında? bir sürü verdim. Ee, yani, şimdiki ö... aklımla gitseydim onu vermezdim ama o Tabii zamanki ki. yaşım, deneyimim, bilgilerim ve o zamanki koşullar bana göre o doğruydu. Evet. E şimdi geri dönüp ne yapayım ben hani? Ağlayayım mı? Hiç Sadece takılmaya işte, gerek yok. Hiç takılmaya gerek yok. Dersini al eğer yan çok büyük hatalar yapmışsan. Dersini al yola devam et. Bir daha yapmamaya çalış. Evet. Önüne çıkan fırsatları da en iyi şekilde değerlendirmeye çalış. Ah işte geçti evet. ya. O imzayı attım ben. <laughs> ha pardon, ekonomi konuşuyorduk değil mi? <laughs> Seni defkana <'nıma> söyleyince <laughs> Kulaklarını çekeceksin. Bu, bu bölümü dinlemesin ben diyeyim ki çekmedik 202 falan diye bir bölüm yok. Yok. Bütün uygulamaları falan sil telefonundan da bana şey olmasın. <laughs> <da> Ulaşamasın. Doğru. <laughs> evet. Peki evet. Emel. Peki Zekicim var mı sende e-posta? E-posta ee, e hayır yok. Paylaşacağım. Sen de tamam. Instagram. Bir iki tane var. Onları haftaya aktaralım. Tamam. Olur. Bir şey Onun... kaçırmış olmuyoruz değil mi fırsat maliyet açısından? Yok yok yok. Hiçbir şey kaçırmıyoruz. Tamam. <laughs> tamam. Tamam. Öylesin. O zaman ne diyoruz? Bu hafta biz bunları konuştuk. Fırsat maliyetini konuştuk. Bizlere Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram at Organik Beyinler Podcast. Mesaj atın, hikayelerinizde paylaşın, da yapabilirsiniz, dilerseniz ve tavsiye edin arkadaşlarınıza. E-posta atmak isterseniz Organik at İlk bölümlerde neydi e-posta diye her seferinde takılıyordum. Bak artık tıkır tıkır söylüyorum. Evet sen artık bu işi gerçekten çok iyi yapıyorsun. Hatta Instagram'a da sen söyle ben de böyle sadece hoşça kalın diyeyim kapatalım. Hiç gaza gelmem bazı <gülüyor> konularda. <gülüyor> <gülüyor> e, kendi web adresimiz de organikbeyinler.net. E, oradan da bütün bölümleri eski bölümlere de ulaşabilirsiniz. Bir şey söyleyeceğim burada. Çok fazla ne hani İngilizce konuştuk ya İngilizce terimler çok fazla ya ilk başında. Onun için şimdiden bütün dinleyicilerimize diyorum ki we are sorry. <laughs> ben de yani güzel bir özür dilecek diye bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bari ciao, tschüss falan diye de kapatalım da oldu olacak. Bye. <laughs> Sizleri seviyoruz. Farklı bir konu ve farklı bir bölümde haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.